Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini birlikte çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, 1. soru diyor ki aşağıdaki verilen köklü ifadelerin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu sembol kullanaraktan belirtiniz. Köklü ifadeler. Mesela kök 130. Arkadaşlar biz bunu şöyle hatırlıyoruz, bir hatırlayalım. Mesela 1 içeriye ne girerdi? Kök 1. 2 ne girerdi? Kök 4. 3 ne girerdi? Kök 9. Bundan yola çıkaraktan hangi iki doğal sayı arasında olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla 130'a yakın kareler. Mesela 11'in karesi arkadaşlar 121. O zaman 11 ne olacak? Kök 121. 12 ne olacak? Kök 144. O zaman kök 130 bununla bunun arasındaysa ben ne diyeceğim o zaman buna? Kök 130 o zaman kimle kimin arasında? 12 ile 11 doğal sayılar arasında olacak. Kök 190. Evet arkadaşlar, yakın sayılara bakalım. 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196. O zaman kök 190 13 ile 14 sayıları arasında olacak. 14'ün karesi kök 196 değil mi arkadaşlar? Yani kök 196 14 olaraktan dışarı çıkacak. Kök 2 kimle kim arasında arkadaşlar? 1 ile 2 arasına düşecek. Kök 2 gösterelim. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Tamam. 121 ne olacak arkadaşlar? 10 kök 100'dü. 11 kök 121'di. 10'un karesi 100, 11'in karesi 121. O zaman 10 ile ne olacak? 11 arasına düşecek bu sayı. Evet, kök 65 hemen dibinde 64 var. 64 8 olaraktan çıkar. 8 de kök 65 kimin arasında? 9'un bir sonraki tam sayı, bu da 81. Hep böyle doğal sayılar kimin arasında diyorsa arkadaşlar bu köklü sayı, hemen kareleri bulmanız gerekiyor. İşte burada tabii kareleri iyi bilmeniz gerekiyor. 8'in karesi 64, 9'unki 81, 10'unki 100, 11'inki 121, 12'inki 144, 13'ünki 169 diye bunları iyi bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet, ikinci soru 10 puanlık bir soruymuş. Diyor ki bir çiftlikte üretilen un, buğday, pirinç ve nohut miktarları yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Miktar ton, işte bu un 80 ton, buğday 20 ton, pirinç 60 ton, nohut 40 tonmuş. Buna göre bu veriler daire grafiğinde gösterilirse nohut miktarını gösteren daire dilimi kaç derecelik merkez açıya sahip olur? Daire grafiğine çevirirken bütün verileri topluyoruz. Bütün verilerde istenilenin oranı 360'a göre oranlanacak. Bakacağız şimdi. Toplam 80, 20 daha 100. 160, 40 da toplam 200 ton ürün var. Neyi soruyor bize arkadaşlar? Nohut miktarını. Nohut burada ne kadar? 200'de 40. Peki ben bunu daire grafiğine çevirirken 360 derecede kaçtır diye oran orantı kuracağım. Şimdi bakın, içler dışlar yapmaya gerek var mı? Yapalım. X'in karşısındaki bölünür. Direkt diğer sayılar iki sayıda çarpılır. 360 ile 40'ı çarp. Böl 200'e x'i bulmak için. Tabi sadeleştireceğiz. Çarpmıyoruz kesinlikle. Böldük. Burası 5, burası 1. 360'ı 5'e bölersen ne olacak? 360 bölü 5'te x arkadaşlar 72 derecelik açı kaplayacaktır diyoruz. İşte pirinç içinde 200'de 60 ise 360'da kaç? Buğday için 200'de 20 ise 360'da kaç? Onda 1'i olduğu için 36 derece. Un ne oldu arkadaşlar? 200'de 80 ise 360'da kaç? Bunun iki katı x'in ne olacak? 144 derece. Hepsini bu şekilde orantılayaraktan açısını bulabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken şey şu. Bir veri topluluğunda istediğiniz bir şeyin daire grafiğindeki açısını hesaplarken tüm verilerin toplamıyla bizim istediğimiz eşittir 360'ta kaç derece diye orantı kuruyoruz daire grafiğini hesaplarken arkadaşlar. Geldik 3. soru. Diyor ki çarpma işlemlerinin sonucunu yazınız diyor arkadaşlar. Cebirsel ifadelerin çarpması var. Evet. İçeriye dağıtacağız. 2x 2 ile 5'i çarp artı 10. Arada artı var. X'i dağıtıyoruz. X ile x'i çarptım. X kare. Sonra x ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2x. İkili ifade var. O zaman tık tık
Diğerinde şık şık yapıyorduk değil mi? Bir 2 üstten 2 alttan. X ile x'i çarptım x kare. X ile eksi 5'i çarptım eksi 5x. 2 ile artı 2 ile x'i çarptım. Herkes önündeki ile çarpılır. Artı 2 ile x'i çarptım artı 2x. Artı 2 ile eksi 5 çarptım eksi 10. Düze geçiyoruz. Benzer ifadeler var. Şunlar toplanır. X kare eksi 5x ile artı 2x'i toplarsam ne olur? Eksi 3x eksi 10. Düze geçirdik bunu. Şimdi ne yapıyoruz? 2 kare fark olduğunu görüyorum ama çarpalım. Tık tık şık şık yaptık. X ile x'i çarp x kare. X ile artı 4'ü çarp artı 4x. Eksi 4 ile x'i çarp eksi 4x. Eksi 4 ile artı 4'ü çarp eksi 16. Ne oldu? Düze geçersek. Artı 4x ile eksi 4x gitti. X kare eksi 16 kaldı. Evet, buraya bakıyoruz. X ile x'i çarptım. Sonra burayı şık şık diyoruz. Dağıttık. X kare. Sonra 6x. Yani x, 6, x artı 6'nın tam karesi bu aslında. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, sonra ikincinin karesi. Ama biz bunu gösteriyoruz. 6x. 6 ile x'i çarptım bir daha 6x. Artı 6 ile artı 6'yı çarptım artı 36. Ne oldu? X kare 6x'ler toplanıyor. Artı 12x. 12x. Güzel yazalım şurayı, kaydı biraz. X kare artı 12x artı 36 olaraktan kaldı son sonuç. Geçiyorum dördüncü soruya. Doğru olanların yanına tik, yanlış olanların yanına ise çarpı işareti koyunuz diyor. Bakalım, bu da 10 puanlık bir soruymuş. 5 kök 5 sayısı 10 ile 11 arasındadır. İki, bir sayının hangi sayılar arasında olduğunu bulmak için her sayıyı kök içine koymamız lazım. Ben 5 kök 5'i kök içine alacağım. Nasıl alacaktım arkadaşlar? Dışarıdakinin karesini çarp, sonra içerideki karesini al, içeridekini çarp. Yani bu 25 olarak girecek. 25 çarpı 5 de bu kök 125'tir aslında. Deneyin, kök 125, dışarı 5 kök 5 çıkacak. İçeri almak nasıldı? Dışarıdakinin karesini içeridekiyle çarp. Onu da içeri alalım. 10 kök 100. 11'in olarak girecek, kök 121. Şimdi 125, %121 arasında mı? Hayır. Ne olacaktı? 11 ile 12 arasında. Yani 121 ile 144 arasında olacaktı. Tamam. 61 sayısı tam kare sayıdır. Hayır. 61 arkadaşlar Trabzon'un plakası. Bu arada ben de Trabzonluyum ama tam kare değil. 64 tam karedir arkadaşlar. Bir altta 7'nin karesi 49 var. Pi sayısı irrasyonel sayıdır. Evet, bu doğru. Niye arkadaşlar? Şundan dolayı, rasyonel sayılar kesitle gösterilebiliyor. Yani rasyonel olarak da A bölü B şeklinde gösterebiliyorsunuz. Hocam, devirli sayılar nasıl oluyor o zaman? Devirli sayıları biz mesela 1,8 dedik ya. Ne yapıyorduk? 18 eksi devretmeyen kısmı 1 bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane 9. Yani 17 bölü 9. Ben bunu kesir şeklinde yazabiliyorum, A bölü B şeklinde. Ama pi sayısı gibi sonsuza devirsiz giden sayıları, devirsiz giden sayıları kesir olaraktan gösteremeyiz. Bu da irrasyonel yapar. Rasyonel sayıdır diyor arkadaşlar. Kök 250 sayısı. Bakalım. Rasyonel olması için arkadaşlar kökün dışına çıkması lazım. Kök içindeki kalan sayılar ve devirsiz bu pi gibi sayılar, bunlar irrasyoneldi. 250 dışarı çıkacak mı? 250 neyin karesi arkadaşlar? Yakınlara bakalım. 15'in karesi ne oldu? 225. 16'nın karesi 256. 250 boşta kaldı. O zaman bu rasyonel değil, irrasyoneldir arkadaşlar. Alanı 40 birim kare olan karenin çevresinin uzunluğu 4 kök 10'dur. Alanı 40 birimse arkadaşlar, 40'ı ben dışarı çıkartacağım. Ne olarak çıkartalım? Ayıralım asal çarpanlara. 2'ye böl 20, 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. Şu çiftler dışarı çıktı. 2 kök 10 arkadaşlar. Şimdi alanı 40 birim kare ise arkadaşlar, karenin bir kenarı 2 kök 10'dur. Bunu gördük. Çevre uzunluğu buradan 4 tane var. 4 tane 2 kök 10'u toplarsak ya da 4 ile çarparsam ben, bakın yazmadan olmaz, sanki ilk baktığımızda doğruymuş gibi geliyor ama hayır. Ne oldu bunun arkadaşlar çevresi? 8 kök 10 olacak. 4 kök 10 değil arkadaşlar. Burada sadece bu doğru. Pi sayısı irrasyonel sayıdır diyor. Diğerleri yanlış çıktı. Doğru olanlarını da göstermiş olduk. Evet, 5. soru. Diyor ki aşağıdaki kareköklü sayıların yaklaşık değerlerini sayı doğrusunda gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi 245. Ben ne yapacağım bunu arkadaşlar? 245. 15'in karesi 225'ti. Tamam mı?
16'nın karesi 256 idi arkadaşlar. Şimdi 245 kime yakın? Bakın 245 buraya 11 yakın. Buraya 20. Demek ki 16'ya daha yakın. O zaman ben sayı doğrusunda 15 ve 16'yı böyle işaretleyeceğim. 15,5 burası mı arkadaşlar? 15,5 burası mı? O zaman bu kök 245'te şurası. Kök 245'te burası. Çünkü ikisinin arasında arasındaki 15-16'nın arasında 15,5 diyorsak ya aranın ya yukarısını ya aşağısını tercih edeceğiz. Direkt 15-16'nın arasını seçin demiyor arkadaşlar. Sayı doğrusuna göster diyor. 15,5 ile 16 arasına düşecek kök 245. Evet. Eksi kök 72. Ben artı gibi düşüneyim arkadaşlar önce bir. Artıyı düşünelim. Eksisini sayı doğrusuna işaretleriz. Evet. 8'in karesi 64. 9'un karesi arkadaşlar 81. Bakıyorum buradan 8 gitmiş. Buradan 9 gitmiş arkadaşlar. Şimdi ikisinin de sanki tam ortasındaymış gibi. Burada 8,5 ile 8 arasındaymış gibi duruyor ama biz bu durumlarda arkadaşlar şunu yapacağız. Hemen ondalıklı gösterimlerle ne yapacağız? Mesela 8,5 mu 8,4 mü? Bir deneyeceğim. 8,5'u çarpacağım. Bir de 8,4'ün karesini alacağım. Hangisi 72'ye daha yakın? Bunu göreceğiz. Tamam. 85 çarpı 85 yapıyorum. Buraya da 84 çarpı 84 yapacağım. Sonra ondalıklı çarpımda nasıldı? Virgülleri atıyordum. Ondan sonra 2 virgül getireceğim. 5 kere 5 25 elde var 2. 40 2 daha 42. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 8 64 4 daha 68. Topluyoruz. 5 2 12'nin x'i elde var 1 7. 72,25 bakın 8,5. 8.4'e bakalım arkadaşlar. 4 kere 4 16 elde var 1. 32 1 daha 33. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 8 64 3 daha 69 arkadaşlar. 67 çok pardon. 64 3 daha 67. Topluyoruz. 6 5 ne oldu? 0 7. 2 virgül hemen koyuyorum. 70,56. Hangisine yakın oldu arkadaşlar? Yani 8,5'un 8,5 arkadaşlar. 8,5 72,25 ise değil mi? O zaman 72 sayısı da 8,5'un hemen dibinde ama 8'e doğru. Yani 8,5'un üstünde değil. O zaman sayı doğrusunu da gösterelim. Gelin bakalım. Şimdi eksi 7, eksi 8, eksi 9. Burası 8,5 arası. Şurası da 7,5 olsun arkadaşlar. Eksi 7 diyelim. Burası da bunun arası olsun. Bu sayıda arkadaşlar şurada eksi kök 72 bunun dibine düşer. Şurası eksi kök 72 sayısı buraya düşecek. Neden? Eksi yani 8,5'un biraz daha bir adım daha 9'a doğrusu böyle. Minnacık bir adım ama. Tamam. Detaylı anlattım. Niye? Çünkü bu tip sorular can yakar arkadaşlar. Yanlışı işaretlersin gider. Hani bilmeden bunun ince ayrıntısı budur. Hani aralarına buçuk diyoruz. Hangisine daha yakınsa oraya koyuyoruz. Sayı doğrusunda gösterme buydu. Tabii bu tip soruları gören arkadaşlar mutlaka çok rahat çözecektir de benim buradaki anlatımım bilmeyen arkadaşlar için detaya iniyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Hepsini kök dışına çıkartacağım arkadaşlar. 75 nedir? Biz bu sayıları böyle asal çarpanlarını ayıraktan kökten çıkartırız. 3'e böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. 5 kök 3. Birincisini gösteriyorum. Diğerlerini size bırakacağım. 5 kök 3. 2 kök 12'yi şöyle yaparız. Kök 12 ne olur arkadaşlar? Bakın 2 kök 12. Kök 12 nedir? 2 kök 3'tür. Dışarıda da bir daha 2 var. Tamam mı? Dışarıdakiler çarpıldı. O zaman 4 kök 3 oldu. Tamam. 5 kök 3 artı 4 kök 3. 27 neydi? 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Eksi 3 kök 3 diyorum arkadaşlar. İşlemimizin sonucu kökler aynı olursa dışarılar toplanıp çıkarılabilir. 5 ile 4'ü topla 9. 3'ü çıkar. 6 kök 3 oldu. Benim işlemimin sonucu. 7. soru. Diyor ki ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Ben bu cebirsel ifadeleri toplayıp çıkartacağım. Bakın artı olan kök parantezi olduğu gibi açarız. Eksi olanı sırasıyla eksiyle çarparak açacağız. Önce açmak mevzu bahis. Ben bunu açtım. 4n artı 3.
Bunu da açıyorum. Artı 9n artı 8. Şimdi bunu eksiyle çarpıyorum. Eksi n, eksiyle eksi 1'i çarparsam artı 1. Tamam mı arkadaşlar? N'leri toplayalım. 4n 9n de 13. Bir n çıkarırsak 12n. 3 ile 8'i topla 11. Biri daha topla artı 12. 12n artı 12. Bir daha bakalım. 4, 9 daha 13. Biri çıkardım 12n. 3 ile 8'i topladım 11. Biri daha topladım 12. Sağlamamızı da yaptık. Demek ki doğru yapmışız diyoruz arkadaşlar. Bunun başka bir sonucu yok. Gösterilecek sonuç bu. 8. soru. Aynur'un telefonunda 14 tane Türkçe, 6 tane yabancı şarkı vardır. Buna göre Halide telefonda rastgele bir şarkı seçtiğinde şarkıcının yabancı olmama olasılığı. Şimdi arkadaşlar, toplamda 20 tane şarkı mı var? 20'nin 6'sı yabancı mı? 20'de 6 yabancı. Yabancı olmama olasılığı o zaman. Tamamından bunu çıkartacağım. O zaman 20'de 20'den 20'de 6'yı çıkartıyorum yabancı olma olasılığını. 20'de 14. Hocam direkt niye Türkçe demedin? Böyle göstermek gerekiyor. Çünkü 20'de 6 ise değili, yani olmayanı 20'de 14'tür. Arada başka şarkılar da olabilirdi. Arada başka şeyler de olabilirdi. 3 tane ihtimaliniz var. Kırmızı, mavi, yeşil dediğimizde kırmızı olmama ihtimali mavi, yeşil olma ihtimalidir arkadaşlar. Tamam mı? Ya da kırmızı olma ihtimalini tüm ihtimalden birden çıkartırsan böyle bulursun. En rahat budur. Bunu göstermek için yaptım. 20'de 14 çıkacak. 8. sorunun cevabı. Çarpma var. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın. Köklü ifadeler. 3 kök 2, 4 kök 5, kök 6. Dışarılar kendi arasında, içeriler kendi arasında. 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. Sonra kök 2 ile kök 5'i çarptım. 10. 6 ile çarp kök 60. Hocam böyle mi kalsın? Bir kalsın, en son düzeltiriz. Çünkü aşağıda da bölünecekler var. 2 kök 10 ile kök 3. O zaman 2 dışarıda kaldı. 10 ile de 3'ü çarparsam 30 yaptı arkadaşlar. Şimdi bölünme var. Dışarıdakiler dışarıdakine, içeridekiler içeridekine bölünecekler. 12'yi 2'ye böldüm 6. 60'ı 30'a böldüm 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç dışarıdaki 60'ı ben çıkartmama gerek kalmadan bölerekten işlemi bitirdim. Çünkü kök 2, hani dışarıda şöyle bir şey kalsa mesela, 4 kök 12 kalsaydı ben bunu 2 kök 3 diye açacaktım 12'yi. Bir daha 4 ile çarpıp 8 kök 3'e çevirecektim. Gerek kalmadı. Küçük bir sayı kaldı. Kök 2. Bu da zaten kökün dışında çıkmayacak. Cevabımız 6 kök 2'dir. Neyi öğrenmiş olduk? Kök içindekiler kendi arasında, kök dışındakiler kendi arasında çarpılır. Bunu görmüş olduk. Evet. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4x çarpı 3 eksi 5x. Sıra sıra çarpacağız arkadaşlar. 4x ile 3'ü çarparsam 12x. Sonra arada bakın bu artı bu eksi 5 ne oldu? Eksiyi koyuyorum. 4 ile 5x'i çarparsam 20x kare oldu arkadaşlar. 12x eksi 20x kare bu cebirsel ifadenin açılması olacak diyoruz ve galiba son soruya geldik. Artık başarılar dilerim diyor. Bu bir arkadaşlar yazılı örneği incelemesiydi. Tüm konuları barındırıyordu. Birinci dönem ikinci yazılı örneğiydi arkadaşlar. Açıklama kısmına 8. sınıf matematik ve fen bilimleriyle ilgili oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalımıza abone olup buradan istediğiniz dersi bir tıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.